İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Haberci Gazetesi. Orman yolları yatırımları %20 fazla gerçekleşti. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılı yatırım programında bulunan orman yollarının etüt, apkülasyon ve keşif özetleri bir yıl önceden hazırlanarak ihalelerin erken yapılması sonucu aynı ödenekle %20 oranında daha fazla yatırım yapıldı. 3000 kişiye istihdam fırsatı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ortaklığında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Mersin'in de aralarında bulunduğu 12 ilde yürütülen Mahir Eller projesi kapsamında toplam 3000 kişi istihdam edilecek. Mersin Gazetesi. Aşırı yağış ve fırtına narenciyi dibine döktü. Üretici perişan. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mersin'de son iki ayda peş peşe gelen aşırı yağışlar ve meydana gelen fırtınalar hasat için bekleyen narenciyi dalında çürüterek dibine döktü. Kızıltan, Mersin net ihracatçı bir kenttir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin'in ihracatı ithalatından fazla olan, cari açığı olmayan, oluşturduğu katma değerle net ihracatçı bir kent olduğunu belirterek, Marmara'ya sıkışan ekonomimizin aradığı yeni ekonomi bölgesi, gelir dağılımı adil hale getirecek. Zenginliği Anadolu'ya yayacak yeni ekonomi bölgesi burasıdır, dedi. Hakimiyet Gazetesi. Tarihi eser kaçakçıları yakalandı. Mersin'in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kız Kalesi'nde bir araçta tarihi eser taşındığı ihbarı aldı. Otomobili arayan polis ekipleri çok sayıda sikke, yüzük, küpe, mühür ve heykel ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Tarsus'ta evlenmeyen kalmayacak. Tarsus Belediyesi tarafından 472 dairelik toplu konut projesinin temeli törenle atıldı. Çukurova Gazetesi. 3000 Mahir El istihdam edilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ortaklığında Mersin'in de aralarında bulunduğu toplam 12 ilde mesleğini belgele, farkını ortaya koy sloganıyla hayata geçirilen Mahir Eller projesiyle 3000 kişiye istihdam sağlanacak. Vinç kamyonet otomobillere çarptı, 2 yaralı. Silifke Mersin istikametinde seyreden ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç kamyonet, kavşakta dönmek üzere bekleyen iki otomobile çarptı. Kazada otomobilin şoförü olduğu belirtilen N.Ö. ve yanındaki A.C. yaralandı. Güney Gazetesi. Narenciye üreticisi yapılandırma bekliyor. Mersin'de son iki ayda peş peşe gelen aşırı yağış ve fırtınadan ürünleri zarar gören narenci üreticileri devletten borçlarına yapılandırma ya da bir yıl erteleme istiyor. Tollu yörük çadırlarını ziyaret etti. Erdemli Belediye Başkanı Tollu, sarı keçili yörüklerin daveti üzerine yörükleri çadırlarında ziyaret etti. Yeni Güney Gazetesi. Yumurta altı başını gidiyor. Son yıllarda akaryakıttan sonra en çok zam gören yumurta artık lüks tüketime girmek üzere. Vatandaş yumurta almakta zorlanıyor. Şehirde 1 lira olan yumurta fiyatları kırsalda da 65 kuruşa alıcı buluyor. Yoksul kesimlerin en büyük gıdası olan yumurta son 1 yılda %80 artışla en çok zam gören ürün oldu. Adliyedeki aksaklıklar için işbirliği yapıldı.
Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Mersin Barosu Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz'a ve yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. Akdeniz Gazetesi. Afrin şehidi için mevlid okutuldu. Mersin'in Anamur ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen piyade sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık için mevlid okutuldu. Kanser ilacı neden bulunmuyor? Kanser ilaçları başta olmak üzere şeker ilacı, tansiyon ilacı, kalp ilacı ve felçli hastaların kullanması gereken ilaçlar gibi hayati önem arz eden birçok ilacın eczanelerde bulunmadığının iddialarını meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle meclis başkanlığına verdiği son önergesinde, yaşamsal öneme sahip tansiyon, kanser, felç ve kalp ilaçlarının ve aşılarının bulunmamasının nedeni nedir? Bunun sorumluları kimlerdir? Bu kadar hayati önem arz eden ilaçlar neden bulunmamaktadır diye sordu. Tarsus Express Gazetesi. Allah devlete zeval vermesin. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal'ın gayretleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla geçen yıl Tarsus'ta ihtiyaç sahibi 97.718 kişiye 49.770.000 lira yardım yapıldı. Tarsus Ticaret Borsası'nın işlem hacmi %15 arttı. Tarsus Ticaret Borsası'nın 2018 yılı işlem hacminde yeni bir rekor geldi ve yıllık işlem hacmi 2 milyar 6 milyon lira zirveye ulaştı.